Tabii bize zamanda bırakılmış mektuplar. Bunları okumak gerekiyor. Deniz kabukları var. Yine burada bir kesici diş var. Bu da yaklaşık gene 120-130 milyon yıl. Hocam bak, mesela bak büyük ilginç, mesela deniz bilimci şeyi vardı. Onun da kaç yıllık dedin hocam? 120-130 milyon yıllık. O, mesela 19. yüzyıl Philip Goss. Ne diyor? Mesela fosillerle ilgili yaşlar ortaya çıkınca gerçekten dünya çapında kendi döneminin bir biyoloğu. Aslında bunlar Allah dünyayı erken yarattı, 6-7 bin yılda yarattı. Mahsus böyle insanları şaşırtmak için. Öbürleri zor gözükebilir. Tamam. Veyahut da işte imtihan etmek için belki demek istemiştir. Bunlara eski görüntüsünü mahsus veriyor. Aslında genç yaratıldı. Ama işte burada Nuh tufanıyla başladığın zaman Nuh tufanı eğer kabul edersen. Nuh tufanının da yaşıyor. Türlerin %90'ının hani ortadan kalktığı bir dönemler var ya, değişik 5 tane büyük kitlesel yok oluş. Nuh tufanının denizlerle ilgili olmasına rağmen biyolojide en çok denizde olan canlılar yok olmuş. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Nuh tufanında canlıların yok olduğu, Nuh tufanının bütün dünyayı kapladığı şeklinde bir şey diyor. Biz mesela Elmalı Hamdi'nin tefsirine bile gitsek, yerel bir şey, Nuh kavmine ait bir şeydir. Yani bir yer, dünyanın neresi. Mesela bizim Kıbrıs bile kaç kere tarih içerisinde batmış çıkmış. Dünyanın birçok bölgesi var, seller altında hocam, kalan. Nuh tufanıyla böyle... Bu kabriyen meselesini kapatmayacağım ama çok kısa. Nuh tufanıyla da işte her yerin yok olup olmamasına da bu evrim meselesiyle çok bağlıyorlar. Bağlıyorlar. Oradaki bağlantı bağlamasılar iyi. Oradaki tabii bağlama şöyle değil. Ergöcü çok sinirleniyor. Hayır orada şöyle değil. Bazıların Nuh tufanını... Unutmayın hocam. Bazıların Nuh tufanında canlıların işte yok olduğunu, Nuh'un veyahut da Nuh'un ancak gemisindeki canların bir canları kurtarma operasyonu olduğunu... Bütün dünyayı suların bastığını söylüyorlar. Hı hı. Fakat mesela bizim Elmalı Hamdi'ye de gidebiliriz. O da alusiyatıfla söylüyor. Baktığımızda Kur'an'daki kavimlerin, Kur'an'ın bazı anlattığı kavimlerin yok edilişiyle ilgili manzaraya baktığımızda peygamberlere zulüm yapan bazı kavimlerin yok edildiklerinden bahsediyor. Bu da bunlardan bir tane örnek de Nuh kavmidir. Fakat Nuh kavmiyle ilgili şeydeki durum şudur. Nuh kavmi oradaki peygambere zulüm yaptığı için, oradaki belli inkarcılıkları gerçekleştirdiği için cezalandırmıştır. Bu bütün insanlığa veya hayvanlar alemine verilen bir ceza değildir. Bu mantıkla düşündüğümüz zaman Nuh tufanının bütün dünyayı, yeryüzünü, Nuh'un olduğu bölge dışındaki bölgeleri bir selin basmasını Kur'an'ın mantığı açısından beklemenin gereği yok. Nuh'un gemisini aldığı canlılar da orası sel basarken gittiği yere götürmek için, yani kendisi için gerekli canları almadır. Yoksa canları kurtarma operasyonu falan değildir. Ona bakarsanız aşağıda köpek balığı var, balina var. Yani onları da mı gidip geminin üstüne aldı kurtarmak için gibi soru. Ama sonrasında yok olan türler var mı? Ama yani Kur'an, hocam daha iyi anlatır onu. Kur'an Nuh tufanıyla türlerin yok olması arasında bir ilişki hiç kurmamıştır. Neredeyse %90'ı yok olmuş.